Yani eğer bu çok küçük bir dozdur. Yani niye? O kanın Sulanmasın. akışkanlığını biraz daha arttıralım ve Artırsın dönüş diye. biraz daha. Niye? Çünkü diyelim 6 saat bir yere gideceksiniz. Kısıtlı alan. Peki. Yani kanın dönüşü nispeten kolaylaşsın Ayakta diye. duranlar için de o zaman geçerli hocam. Çok affedersiniz, şeyi söylemek istedim. Yani siz benim için demiştiniz. Sizin için önerim bu ya da ben de ayakta çalışan biriyim. Evet, evet Bizim hocam. için bu Amerikan filmlerindeki tabii bizim örf adetimize falan kesinlikle uymuyor. Yani Evet, ben öyle birini görsem herhalde kalp krizi geçiririm ama maalesef ayaklarımızı en az kalp hizasına yükseltecek şekilde oturmak ve öyle yani 3-4 saat aralıklı olarak 10-15 dakika öyle oturmak o şeyi boşaltıyor. Yani böyle bir Evet. tavsiyem olabilir. Evet. Tabii bu bizim yani görgü şeyimiz, Tabii adab-ı uymuyor, muaşeret içinde uymuyor. fazla uygun bir şey değil. O zaman ayakta dikilenler ve oturanlar için söylüyorum bunu. En azından bir 10 dakika yürüyüş en az. Ve kaç saatte bir? 3 saatte bir. 3 saatte bir. 3 saatte bir Kan masaj dolaşımını etkisi hızlandırmak için gösteriyor. Bunu muhteşem bir şey. tavsiye ediyorum. Evet. Şimdi varis geldi hocam. Varisli bir hastamız size geldi. Bunlar muayenesi nasıldır? Nasıl muayene ediyorsunuz? Yani genel anladığım kadarıyla tüm genel muayene yani bir sadece varis olarak bakmıyorsunuz anladığım Evet. kadarıyla. Siz aynı zamanda bir kalp uzmanısınız, kalp cerrahısınız. Kalp ve damar. Kalp ve damar hastalıkları hocamızsınız. Onun muayenesiyle nasıl başlıyorsunuz? Hasta nasıl muayene yapıyorsunuz? Nasıl ilerliyorsunuz? Tetkik neler istiyoruz? Siz de yani bu işin içindesiniz. Şimdi insanlar yaşları ilerledikçe daha evhamlı oluyorlar. Evet. Yani sizin de çok daha farklı davrandığınızı ben hiç zannetmiyorum. Yani benim şuram da ağrıyor dese biz hastamıza ben tepeden tırnağa bakmadan benim içim asla rahat etmez yani. Her Muhteşem. tarafına bakarım. Her tarafına bakarım. Niye bakarım? Mesela varisler ne alakası var diyeceksiniz. Şu alakası var. Kaç kişi de biri olur? Belki 5.000 kişi de biri olur. Belki 10.000 kişi de Evet. biridir. Temiz kan sisteminden pis kan sistemine kaçaklar olur. Biz buna fistül diyoruz. Bu doğuştan da olabilir. Genetik hastalıklar var, şeyler var. Bir yani temiz kan sistemiyle pis kan sisteminin kapiler düzeyde bir birleşikliği de olabilir. Ya da bu travmaya bağlı da olabilir. İşte bıçaklanma, kurşunlanma, çarpma vesaire filan gibi ve ona bağlı da şey olabilir. Ama biz baştan sona bir muayene ediyoruz. Tut ki diğer sistemlerde bir şey görmüyoruz yani. Evet. Diğer taraflar idare ediyor. Bu şeye konsantre oluyoruz. O zaman tabii şöyle bir muayenelerimiz var. Birincisi elle ve gözle muayene. Hasta yani ayakta bir vaziyette. Önce bir bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Mesela nerede bir kemik çıkmış, işte onların parmakla boşaltarak yani kapaklarını kontrol ederek akım yönlerini anlamaya gayret ediyoruz. Şimdi bizim eskiden çok zevkli bir hekimliğimiz vardı. Mesela Trendelenburg diye bir testimiz vardır. O şöyle, hasta sırt üstü yatar, Evet. Bacak 45 derece açıyla yukarıya kaldırılır. 1-2 dakika sonra o pakeler falan kaybolur. Hiçbir şey kalmaz. Şimdi biz de kasıktan başlayarak, çünkü ana kapı burada demin göstermiştim. O ana kapıyı Kasıkta. kapatırız ve nereden dolmaya başlıyor ve hangi hızda doluyor? Yani buradaki kapaklar çalışıyor mu çalışmıyor mu bunu anlamaya çalışırız. Bu mesela benim çok sevdiğim bir muayenedir ve çok güzel fikir verir. Bunun bir de bir başka şekli de var. Yani yürüterek hatta onun eskiden böyle hastane koridorlarında falan yapardık yani. Tabii. Pertes diye geçer adı. Bu bildiğiniz elastik şeylerle, turnikelerle çeşitli seviyelerde, o demin söyledim ya, bir takım Evet, kandallar var, köprüler isimler. var diye. Onları kesecek şekilde bağlayarak yürütürüz ki o köprülerden hangisi açık, hangisi değil, onu anlayalım diye böyle testlerimiz var. Tabii şimdi her şey artık nasıl diyeyim?
makinaya bağlandı. Şimdi bizim modern tetkikimiz ve bence uzun sürede baş tacı olacak bir tetkiktir. Doppler, renkli Doppler ultrasonografidir. Evet. Bununla kardeşlerimiz fevkalade, biz de tabii konuya aşinayız, biz de yapabiliyoruz. Bu damarları tek tek görüntülüyoruz. Hı hı. İçinde bir pıhtı var mı bakıyoruz. Akım işte olması gerektiği gibi kalbe doğru mu gidiyor, yok geri kaçırıyor, geri mi gidiyor? Bunları ölçüyoruz, saniyelerini ölçüyoruz. Doppler'de hepsi? Hepsi harika bir biçimde görüntüleniyor. Evet. Ben yani zaten şu anda beraber çalıştığım hoca arkadaşım harika, çok çok dikkatli, çok yetenekli biri. Yani çok mutluyum. Her şeyi bir harita gibi, yani size şunu söyleyeyim, şu harita neyse o haritayı teknik olarak çıkartabilecek kapasitede biri. Şimdi velev ki bunu mesela o güçte bir hekimle çalışmıyorsunuz. Evet. O konuda deneyimi olmayan biri olsun. O zaman mesela venografi dediğimiz radyo opak maddelerin damar içine girilerek ama buradan ama başka yerden filmini çekiyoruz. Eski model Doppler damarın filmi. Doppler damarın filmi. Görüntüleme yöntemi. Kateter mi deniyor? Evet. Tabii. O şekil görüntüleniyor. Röntgen çekiyoruz. Bildiğiniz mesela düz röntgen. Mesela. Ama onlar zor yöntemler. Şimdi Doppler varken, renkli Doppler var, daha şimdi güzel yöntemler varken öyle iğneli miğneli işte. Ağrılı da bir şey ağrılı değil. Değil mi? Değil ama yani çok da değil. O ama işlere neticede, gerek yok herhalde. Damarınıza iğne giriyor. Hı. Ama ben bunu şey için söylüyorum. Yani mesela hani bir pıhtıdan falan bir şeyden şüphelenirsek. Şüpheleniyorsunuz mutlaka yaptırmak mesela bunu yaparız. Gerekiyor. Gene bu. Anjiyo gibi değil mi? Anjiyo. Bu, tabii venografi olmuş oluyor. Anjiyosu. Doppler damarının anjiyosu evet olmuş oluyor. Mesela bunu düz grafiyle yapabildiğimiz gibi biliyorsunuz tomografiyle yani bilgisayarlı tomografiyle ve MR'la da yapıyoruz. Böyle yani resim gibi şu kalitede. Görüntüyü elde ederiz. Hocam şimdi varisin çeşitleri var mıdır? Ne çeşit? Az evvel telangiektezi dediniz. Bu telangiektezi sanıyorum en çok yüzde görülen böyle evet, küçük. Doğru. Böyle doğru. Kıl gibi şeyler. Damarlar mı? Damar yapıları. Evet. Orta çaplı şey. Yani kaç çeşitleri şimdi var mıdır genelde? Üç başlıkta toplamak lazım aslında. Yani bir bu işte bir çapı bir milimden az olan telangiektaziler. Evet. 1 ile 3 milim arası biraz daha onların kabası retiküler yapılar. Onun üstünde varis olarak, varis pakesi olarak geçiyor. Şimdi bunun ne önemi var? Yani niye böyle bir sınıflama yapıyoruz? Evet. Şimdi bu varisi yani neticede tedavi etmeye gayret edeceksiniz, tedavi edeceksiniz. Birine yapılan tedavi ötekine tedavi etmez de ondan. Hmm. Birine iyi gelen yani bir eğer teşhisi doğru koyamazsanız. Evet. Ondan sonra hastanız mutsuz olur. Siz de mutsuz olursunuz. Çok doğru. Önce onu anlayacaksınız yani. Hı hı. Ve önce ana sebebi ortadan kaldıracaksınız. Mesela demin burada bir hanımefendi kardeşimle de görüştüm. Şimdi ana sebep ortadan kaldırılmadan. Ana sebep nedir? Şu damarın içindeki basıncın artışıdır. Evet. Bu sebebi bu basınç artışı genelde vardır. Hı hı. Bütün hastalarda vardır. Bu basınç artışını ortadan kaldırmazsanız, kaldırmadan bir tedavi, yani hani şu damarları kurutalım gibi bir şey yaparsanız, çok kısa bir zaman sonra o sizin kuruttuğunuz damarlar fazlasıyla karşınıza çıkar. Niye? Çünkü ana hastalık devam ediyor. Hı hı. Ana hastalık devam ediyor. Şimdi tabii bize gelen hastalar, ben şimdi dün bir hesap yaptım, 37 yıldır bu işi yapıyorum. Evet, evet hocam.